hem koronavirüs pandemisiyle mücadelede nerede durduğumuzu, günlük verileri ve bu aşı meselesini bir değerli bilim insanıyla konuşalım. Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu üyesi Doçent Doktor Sayın Cavit Işık Yavuz canlı yayınıza katılıyor. Sayın Yavuz, iyi akşamlar efendim, merhabalar. İyi akşamlar Zafer Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. İsterseniz hocam, bu sizin Türk Tabipleri Birliği olarak da pek çok meslek kuruluşu olarak da şeffaflığı konusunda ya da hassasiyeti konusunda hep kuşkularınızı dile getirdiğiniz ama resmi veri olarak da elimizde ancak bunları değerlendirebildiğimiz verilere gelelim. Bugünkü tabloda yine 257 vatandaşımızın öldüğünü görüyoruz son 24 saat içinde ve toplam ölüm sayısının da 20.135'e ulaştığını, yani 20.000'in üzerine bugün çıktığını görüyoruz. İlk önce isterseniz bu iki sayıyı değerlendirmenizi rica ederim. Yani çok üzücü. Üzücü olan noktalardan bir tanesi de buna alışmış olmamız. Türkiye'de her gün 5 otobüs dolusu insan hayatını kaybediyor. Geldiğimiz nokta resmi rakamlar açısından bile gerçekten çok vahim bir durumda olduğumuzu gösteriyor. Şöyle ifade edeyim. Haftalık ölüm sayımız 1800'e yaklaştı. 1 Aralık'tan bugüne, ki bugünkü rakamlar dahil değil, bugünkü rakamı da dahil edersek 6300'den fazla insanımızı kaybettik. Dün itibariyle 6132 idi. Hani bugünkü rakamı da eklersek işte 6360 küsürlük bir rakam yapıyor ki Kasım ayının iki katına doğru gidiyoruz. Yani Aralık ayının sonunda yeni yıla girdiğimiz günlerde biz Aralık ayı içerisinde 7000 kişiden fazla insanımızı kaybetmiş olacağız. Ki gerek ölüm kayıtlarından gelen veriler, gerekse bazı belediyelerin yaptığı açıklamalar bu rakamların çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor. Bazı hocalarımız sosyal medyada paylaştıkları verilerle, örneğin genel ölüm sayısında geçmiş yıllara göre sadece belli belediyelerde, yani kayıtlarına ulaşabildiğiniz belediyelerde bile %34'lük bir artış olduğunu gösteriyor Mart ayından bu yana. Dolayısıyla gerçekten hani ölüm sayıları, resmi ölüm sayıları açısından bile çok kötü bir noktadayız. Ve işin kötü yanı, bu sayılardan aşağıya doğru düşmemiz gerçekten çok zor olacak. Bugünkü rakam Eylül ayının ilk haftasındaki günlük ölüm sayılarının yaklaşık olarak 5 katına tekabül ediyor. Evet hocam, bir yandan da geçtiğimiz yaklaşık 3,5 hafta oldu galiba, değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 3 hafta ya da 3,5 haftadır önemli bazı kısıtlamalar, tabii istisnaları da çok olmak kaydıyla bazı kısıtlamalar uygulanmaya başlandı. Hafta sonlarında 56'şar saatlik kapanmalar yaşıyoruz. Bunların olumlu etkilerinin görülmeye başlandığını söylüyor Sayın Sağlık Bakanı. Bu yeterli mi? Yani bir ölçüde de olsa vaka sayılarında, günlük vaka sayılarında frene basıldığını söylüyor. Önce bu açıklamasını değerlendirmenizi isteyeceğim Sayın Sağlık Bakanı'nın. Bir de bunun ötesinde başka önlemler gerekli mi sizin için? Şöyle söyleyelim Zafer Bey, hatırlarsanız daha önceki yayınlarda da konuştuk. Biz salgını tıpkı bir yapboz gibi anlamaya çalışıyoruz. Çünkü hani veri açıklama stratejisi, paylaşılan veriler böyle parça parça bir bazı bilgiler veriliyor. Biz de onları yerine yerleştirip resmin tamamını görmeye çalışıyoruz. 25 Kasım tarihi itibariyle biliyorsunuz hasta sayıları dışındaki rakamlar da açıklanmaya başlandı. Ve biz orada gördük ki hasta artı hani vaka diye ayırt ettikleri ve çok da doğru olmayan bir ayrımla Temmuz ayının sonundan bu yana aslında farklı bir veri açıklama stratejisi ortaya koydukları tablo içerisinde 30 binli sayılar gördük. Ve şu anda geldiğimiz nokta da bu 30 binli sayılardan günlük vaka sayısı anlamında 15 binlere düşmüş durumdayız. Ve buna rağmen, hani bu sayıya rağmen hala dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Bugünkü sayıda 15 bin civarında sanırım. 7. ya da 8. sıradayız. Yani bizim aldığımız önlemlerin etkisinin olumlu yönde en azından günlük vaka sayılarına yansıdığını görüyoruz. Ağır hasta sayımızda da bir miktar düşme var. En azından ağır hasta sayımız artık artmıyor. Tam tersine düşüyor. Yalnız ağır hasta sayısının düşüşü ne yazık ki bu ağır hastalar çoğunlukla hayatını kaybettiği için bir yandan artmaması iyi ama düşmesi de kayıp sayımızı arttırıyor.
Ancak şunu da unutmayalım. Hala ağır hasta sayısında ilk açıklandığı 29 Temmuz'daki sayının 8-9 katı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla biz bu kayıp düzeyini bir süre daha, hatta uzun bir süre daha devam ettireceğiz gibi görünüyor. Şimdi kısıtlamaların sınırlı da olsa olumsuz etkisi nasıl devam edecek? Bunu göreceğiz. 15 bin bandında eğer sabitlenir, daha da aşağıya düşemezsek, bu aslında yeni önlemlere de ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Ancak şunu unutmamak gerekiyor. Bir, yılbaşı faktörü, öyle ya da böyle yılbaşı meselesi bir hareketlilik doğuracak gibi görünüyor. İki, şimdi biz her kısıtlama önlemini aldıktan sonra bir de bunun açılması var. Şimdi düşünün, 10 binlere düştük, ne güzel kısıtlamalar işe yaradı ama tekrar açıldığımızda ne olacak? Ayrıca şu anda toplumda kaç kişinin bu enfeksiyonu geçirdiğini, bağışıklığın ne düzeyde olduğunu da bilmiyoruz. Sağlık Bakanlığı yaptığı çalışmaları açıklamıyor. Eylül-Ekim ayında bir saha çalışması yaptı. Kasım ayında tekrarlanacağı söylendi. Türkiye'deki bağışıklık düzeyini ortaya koyacağız dendi. Ama bunların hiçbiri açıklanmıyor. Sadece belli tahminlerde bulunuyoruz. Ama yine de toplam vaka sayımızın 2 milyon olduğu en azından 10 Aralık'tan itibaren ekstra vakalarla açıklandı. Ama bu açıklamalar da yeni soru işaretleri getirdi. Evet, şimdi Sayın Yavuz, gelelim aşı meselesine. Yani ilacı henüz bulunmadığına göre şu anda toplumsal bağışıklığı sağlama yolunda sadece Türkiye'nin de değil bütün dünyanın da hedeflediği ilk şey yaygın bir aşı kampanyası. Bazı ülkeler başlattılar. Türkiye işte tek bir kaynaktan sipariş vermiş görünüyor şu anda ve Çin'den aşının gelmesini bekliyoruz. 3 kere 5 kere falan ertelendi. Dün akşam da yeni bir erteleme açıklandı. Aşının gelip gelmeyeceği tartışması ayrı bir tartışma. Yani oradaki fiziksel ya da finansal neyse ya da lojistik sorunları bilemeyiz. Belki de gerçekten Türkiye'nin elinde olmayan bir şeydir. Şimdi en çok sorulan sorulardan bir tanesi şu. Aşı geldi diyelim, depolara getirildi ama bu faz 3 çalışmaları konusunda hala hepimizin kafaları karışık. Biraz aydınlatır mısınız bizi, ne oluyor o alanda? Teşekkürler. Şimdi bu mesele niye önemli? Şu açıdan önemli. Bir, aşının kullanıma girebilmesi için onun güvenli ve etkili olduğunu ve koruyucu olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bunun için de ilk geliştirme aşamasından itibaren takip edilen bir prosedür var. Faz 1 ve faz 2 çalışmaları dediğimiz çalışmalar aşının güvenilirliğine işaret ediyor. Yani yan etkileri nedir? Hangi dozda kullanılmalıdır? Bir, hazırlık sürecini oluşturuyor. Bunlar tamamlandıktan sonra, bunlar bilimsel dergilerde yayınlanıp bilim camiası tarafından gözden geçirildikten sonra da faz 3 çalışmalarında da bu aşı koruyor mu, koruyorsa ne kadar koruyor sorusuna yanıt arıyoruz. Dolayısıyla bu süreci bütün aşamalarıyla gerçekten tarafsız bir bilimsel çalışmayla, tarafsız değerlendirmelerle gerçek bir bilimsel kurgu içerisinde yürüten aşı çalışmaları da, ki biliyorsunuz özellikle sıkı denetim mekanizmaları da var bu konuda dünya genelinde. Özellikle hani farklı kurumların, bağımsız kurumların denetiminde bu süreçler ilerliyor. Başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere. Faz 3 çalışmasında çok daha geniş bir insan grubunda, yani binlerle, on binlerle ifade edebileceğimiz bir grupta aşının ne kadar koruduğuna, bu koruyuculuk oranının yeterli olup olmadığına bakıyoruz. Bu noktada da salgın durumlarında biz çok daha düşük oranlardaki koruyuculuk oranlarını kabul ediyoruz. Çünkü elimizde başka bir araç yok. Ve bugün de COVID pandemisinden tek çıkış yolumuz bu virüse özel olarak geliştirilmiş aşılar. Bu nedenle faz 3 çalışmaları çok önemli. Bu çalışmaları tamamlayan ve bu çalışmaların değerlendirilerek özellikle bilimsel dergilerde de yayınlanmasıyla birlikte bu sürecin tamamlanması bizim için kritik önemde. Şunu da vurgulayalım. Faz 3 çalışması çok uzun süren bir çalışma. En az 2 yıl süren bir çalışma. Ama salgın dönemlerinde bu kadar beklemeye tahammülümüz yok. Çünkü o kadar büyük bir tahrip yaratıyor ki salgın. Bir an önce hayatını kurtarabileceğimiz, bu aşıyı kullanabileceğimiz insanları kurtarabilmek için bu faz 3 çalışması bir yandan sürerken bir ara değerlendirme yaparak bu sürecin biraz daha hızlandırılmış ama yine kontrolü ve temkini elden bırakmadan
geliştirilmesine çalışıyoruz ve bu konuda da ülkeler kendilerine yol haritası çizmeye çalışıyorlar. Şimdi hocam tabii bu yol haritasından söz ederken Türkiye'de geçtiğimiz günlerde bir acil kullanım onayı genelgesi yayınlandı. Bu çerçevede bu acil kullanım onayı genelgesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani işi hızlandırmak, faz 3 çalışmaları tamamlanmasa da yayınlanmamış olsa da bir an önce gelsin ve hemen uygulamaya başlayalım. Karar mıdır bu? Yani öyle bir durumda şüphe duymamız için bir neden yok mu? Şöyle söyleyelim, Türkiye'de daha öncesinde bu mekanizma olmadığı için bir mevzuat değişikliği gerekiyordu ve bir yönetmelik değişikliğiyle de bu sağlandı. Ama o yönetmelik değişikliği sadece resmi bir prosedürü gerçekleştirmenin ötesinde aslında Sağlık Bakanlığı tarafından bu sürecin ayrıntılı olarak nasıl işleyeceğinin aktarılması gerekiyor. Bu konuda da özellikle Türk Tabipleri Birliği'nin dikkat çektiği bir nokta var. O da şu: Türkiye'de bu süreç bildiğiniz gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum tarafından yürütülüyor. İşte Türkiye İlaç Tıbbi Cihaz Kurumu adı altındaki kurum Türkiye'deki bütün ilaç ve aşı kullanım onaylarına ve ruhsatlarına karar veriyor. Ancak dünyadaki uygulamalara baktığımız zaman COVID aşısı ile ilgili olarak faz 3 çalışmalarının sonuçları raporlandıktan ve bunlar yayınlandıktan sonra çeşitli ülkelerdeki bağımsız bilim kurullarının bütün sonuçları değerlendirdiğini ve bu onay kararını verecek kurumlara görüşlerini bildirdiklerini, tavsiyelerini bildirdiklerini ve bu sürecinde oldukça şeffaf geliştiğini izliyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde acil kullanım onayı alan mRNA aşısı, bildiğiniz gibi bütün evrakları web sayfasından çalışmanın yayınlanan, yaklaşık olarak 8 saat süren bir bilim komitesi toplantısında bu toplantının da web sayfasından açık olarak herkese yayınlandığı bir ortamda gerçekleşti. Şimdi Türkiye'de bu sürecin nasıl izleyeceğini bilemiyoruz ve oradaki mevzuat değişikliğine baktığınız zaman hani kalite, etkililik ve güvenlikle ilgili belgeler sunmadan da bunun yapabileceği anlaşılıyor. Ancak ben eminim ki Sağlık Bakanlığı kendileri de ifade ettiği için testler yapacaklar, değerlendirmeler yapacaklar ama burada kritik noktalardan bir tanesi faz 3 çalışmalarının sonuçlanması, bunların açıklanması ve bu açıklamalardan sonra da bizim özellikle bilimsel rapor olarak bu sonuçları görmemiz. Rapor olarak görmemiz ne kadar sürebilir? Cavit Hocam, ne kadar sürebilir bu süreç? Şimdi bu sürecin Türkiye'ye gelen aşı için ne kadar süreceği konusunda bir şey öngörmek mümkün değil. Bildiğiniz gibi Türkiye dışında iki ülke daha faz 3 çalışmasını yürütüyor. Biraz önce siz de haberinizde verdiniz. Brezilya ikinci kez erteleme gerçekleştirdi. İlk ertelemesinde aslında şu cümleyi kurmuşlardı: biz daha geniş bir örnek grubunda çalışmak için açıklamıyoruz, daha sonra açıklayacağız demişlerdi. Şimdi Brezilya'daki açıklamayla birlikte tabii aşıyı geliştiren merkezin de bu üç ülkedeki sonuçları toparlayarak bir genel açıklama yapıp yapmayacağını bilmiyoruz. Eğer o yapılırsa üç ülkenin verisi birden değerlendirilmiş olacak. Buradaki özellikle ne kadar geniş bir grupta bu işi çalışırsanız sonuçlarınız da o kadar hani etkililik konusunda daha açık bir ifade gösteriyor. Bu takvimin nasıl süreceğini bilmiyoruz ama gerçekten de salgın gibi çok ciddi düzeydeki bir hani acil durumda herkes hızlı olmaya çalışıyor ama bu hızlılık demek etkililik ve güvenlik meselesinden ödün vermek anlamına da gelmemeli. Türkiye'deki süreci de yakından izlemek gerekiyor bu anlamda. Evet hocam, tabii spekülasyon yapmak istemiyorum ama bu gecikmeye farklı ülkelerden gelen verilerin harmanlanıp, derlenip, toparlanıp ondan sonra sağlıklı bir açıklama yapmak üzere Çin'in ya da Çin'de bu işi, bu aşıyı üreten şirketin kendiliğinden bir bekletmesinin yol açması mümkün mü sizce? Bu konuda yani bir şey olasılıktan söz ediyorum sadece. Efendim? Bir olasılıktan söz ediyorum. Yani bir spekülasyon yapmak istemiyorum ama.
Olabilir. Yani sonuçta bu karışık işler bunlar. O şirketin de kendine göre belli bir veri açıklama planı varsa, bu anlamda hani üç ülkeden birden gelen veriler üzerinden bir değerlendirme yapmak gibi bir niyeti varsa bu söz konusu olabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir Zafer Bey. Bu çalışmalar, faz 3 çalışmaları ülkelerde gerçekleştirilirken belli bir protokole göre gerçekleştiriliyor. Ve o protokolde her şey, yani adım adım ne yapılacağı, nasıl yapılacağı adım adım belirtiliyor. Bu anlamda da o protokolde ülkelerin kendi faz 3 çalışmasında ara değerlendirme yapabilecekleri, bu ara değerlendirmeler üzerinden değerlendirmelerini paylaşabilecekleri de yazıyor olabilir. Eğer böyleyse bir mesele yoktur. Ama bu protokolde böyle bir ifade yoksa ya da tam tersine şirketin genel merkezinin ya da çalışmanın ana merkezinin onayı olmadan böyle bir açıklamanın uygun olmadığı yazıyorsa burada sıkıntılar olabilir. Ama ben Türkiye'de bu çalışmayı yürüten hocalarımızın hani böyle bir madde varsa böyle bir ara değerlendirmeyi açıklamış olduklarını zannetmiyorum. O açıdan da hani bekleyip göreceğiz sanırım bu gecikmenin sebebini. Evet, Sayın Yavuz, son olarak bir de bu aşıyı beklerken tabii bütün dünyada yapılan bir tartışma bu. Yani aşıyı olup olmamak ya da aşı vurulmasını reddetmek, aşı uygulamasının dışında kalmaya çalışmak ya da dışında kalma tercihini kullanmak. Bu tartışılırken bazı bilim insanları, tabii ki ismini vermeyeceğim burada, isimler üzerinde bir spekülasyona ya da işte bir tartışmaya girmemek için, ama bazı bilim insanları işi aşı olmayı reddedenlerin hain ilan edilmesine, hatta onlara kız verilmemesi gerektiğini filan götürdüler. Siz bunları duyduğunuzda bir tıp doktoru olarak, bir akademisyen olarak ne hissediyorsunuz? Bu değerlendirmeler doğru mu? Üzülüyorum açıkçası. Çünkü insanlar farklı tedirginlikler, farklı kararsızlıklar yaşıyor olabilirler. Kafalarında birçok soru işareti olabilir. Hatta doğrudan karşıt da olabilirler. Bizim hekimler olarak bunları anlamaya çalışmamız gerekir. Bunlara ilişkin olarak onların sorularına yanıt vermeye çalışmamız gerekir. Onların kafalarında oluşan tedirginlikleri bilimsel bilgilerle gidermemiz gerekir. Böyle ayrımlara yol açarak bu şekilde insanları bir tür damgalamayla ayırmak çok doğru değil. Aslına bakarsanız hekimlik felsefesi açısından da sakıncalı bir durum yaratır. Hani elbette ki kişilerin kararı olacaktır. Aslında ben bu konuda da farklı düşünüyorum. Çünkü toplum sağlığını ilgilendiren durumlarda biz eğer toplumsal bir bağışıklığa ihtiyaç duyuyorsak bunu toplum olarak hani hep birlikte hep beraber kabul ederek yapmalıyız. Çünkü söz konusu olan toplumun sağlığıdır. Toplumun sağlığını her zaman önceliklendirmeliyiz. Bu açıdan da aşı ile ilgili tereddütleri, kararsızlıkları, kafamızdaki soru işaretlerini hani bilimsel yanıtlarla ancak giderebiliriz. Bu konuda çok fazla yanlış bilgi varken, çok fazla spekülasyon varken ve özellikle hatalı bilgiler insanlara organize bir şekilde aktarılmaya çalışılıyorken, bu tip ayrımlar insanları bu meseleden daha çok soğutacaktır. Bizim tam tersine anlayıp, dinleyip, onlara karşı aşı karşıtlarının anti propagandalarına karşı bilimsel yanıtları paylaşmamız gerekir. Peki hocam, çok